Atalarımız ağaç yaşken eğilir diye bir atasözünden bahsediyor. Potansiyeline bırakmak lazım diyorsun ama atalarımız da diyor ki ağaç yaşken eğilir. Şimdi atalarımız o kadar doğru söylemiş ki bu kadar güzel olabilir. Ağaç yaşken eğilir. O zaman biz ağaçları yaşken gidip eğiyor muyuz? Herkes gitsin ağaç eğsin mi? Ağaçların eğik olması mı doğrudur, dik çıkması mı doğru? Ağaçların dik çıkması doğru. Atalarımız gidin bütün ağaçların eğimi demek istiyorum oraya. Atalarımız şunu söylemiş. Ağaç yaşken kolay eğiliyor, dikkat edin. Eğmemek için dikkatli davranın demişler. Yanlış örnek olmayın. Çocukları eğersiniz. Doğru rehberlik yapın. Dimdik çıkacak çocuğu eğmeyin demişler. Yoksa çocukları eğin demek değildir yani. Eğmek ifadesi dışarıdan bir şeye müdahale edilerek yapılır. Bu daha çok cansızlara yapılır. İşte şu koltuk mesela. Kesilmiştir, biçilmiştir, eğilmiştir, doğranmıştır, getirip buraya konmuştur. Şu koltuğu buraya bırakın. Burada kal deyin. Aylarca burada kalır. Ama biraz düzeni bozulsa kendisi düşünemez ki ben tekrar eski yerime geçeyim. Şu efendi dedi Çocuklar var ya, bağırıp çağırıp aşağıladığımız böyle yerine kuzu kuzu oturan çocuklar var ya. Eğittim adam ettim dediğimiz çocukların durumu bu olur. Yarında elinde kalır o. Oğlum onu kaldırsana orada düşünemiyor musun demeye başlarsınız. Canlılık seviyesi artmaya başlarsa siz müdahale ettikçe bozarsınız. Bu yumurtanın içinde kuş var. Çıkarın içinden bakalım. Nasıl çıkaracaksın? Kır bakayım yumurtanın kabuğunu. Civcivin yumurtadan çıkabilmesi için kabuğunun kırılması şart. Eğer içeriden kırarsa hayatının başlangıcıdır. Dışarıdan kırarsanız hayatının sonu olur. Çünkü yumurtanın programı içeride belli. Yaratıcı programlamış. Senin şekil vermene gerek bırakmamış. Ona bir hedef koymuş. Hedef için bir enerji koymuş. Sen yeter ki zemini oluştur. O zaten hedefe doğru yürüyecektir. Yumurta tavuk olmak için sabırsızlanıyor zaten. İçindeki potansiyel onu diyor. Açığa çıkmak istiyor. Şefkati ver, sıcaklığı ver. Ortaya çıkacaktır bu. Çocuğun duyguları yumurtanın kabuğundan daha hassastır. Zorla adam etmeye kalkıştığınızda adamlığını elinden alırsınız. Ve bana göre bugün muhafazakar ailelerin en büyük dramı da budur. Çocuğumu zorla dindar edeyim derken çocuklara dinlen ediyorlar. Çünkü zorlamayla olmaz. Sen ortamı oluştur, rehberini doğru yap, çocukta istediğin şeyi yaşa, çocukla aranda güven bağı oluştur. O arkanda adım adım zaten gelecektir.